605 yılı. Daha Hazreti, 1400 sene var. Evet, Hazreti Peygamber'in 35 evet. yaşlarında olduğu zaman bir sel baskınları Kabe'ye zarar veriyor. Evet. Kapısı yer hizasında, yer seviyesinde olduğu için. İkincisi çatısı da yok. Kabe'nin biliyorsunuz bütün kutsal mabetler İslam öncesi dönemde yeryüzünün neresinde olursa olsun kutsal mabetlere hediye getirme geleneği söz konusu. Kabe'ye de hediyeler getiriliyor ve Kabe'nin hazinesi yani Kabe'ye getirilen hediyelerin çık çık salındığı yani hırsızlık vakaları görülüyor. Ve bundan dolayı Kureyşliler istişare yapıyorlar aralarında ve yaptıkları istişare neticesinde Kabe'yi yıkıp yeniden yapmaya karar veriyorlar. Ve şimdi Hazreti İbrahim yaptıktan sonra Kureyşleri yıkana kadar arada hiç yıkılması yok mu? Var var. Arada var. İşte tamir edildiği, onarımdan geçtiği haberler var. Şeyi sorayım. Hazreti İbrahim Ur kentinde değil mi? İşte oradan geldiği söyleniyor. Tartışmalıdır o çok. Çok da işte. Yani Museviler de o konuda pek şey yapamazlar. Yani şeyi Hacer'i buraya getiriyor. Sare orada kaldı söyleniyor işte. Zaten Mekke'nin şehir olarak ortaya çıkması Hazreti İbrahim döneminden sonra bizim bilgilerimiz artmaya başlıyor. Ya, Haç'la çok ilgisi var. Bu hırsızlık olaylarının olması, sık sık sel baskınlarından Kabe'nin zarar görmesinden dolayı Kabe'yi yıkıp yeniden yapmaya karar veriyorlar. Ve Kabe'yi yıkıp yaptıkları yapmaya karar verdiklerinde edindikleri malzeme Kabe'nin eski Hazreti İbrahim zamanındaki temeller üzerine yapılmasına izin vermiyor. Malzeme eksik geliyor. Ve bunun neticesinde yani bir dakika aynı malzeme mi? Aynı malzemeyle yapacak. Geriye arta kalanları herhalde. Yok aynı malzeme değil. Yani ellerindeki malzeme az geliyor. Ha ellerindeki malzeme. Ellerindeki yani. Malzeme az geliyor. Evet. Mekke'nin de işte medeni gelişmelerden biraz uzak bir bölge olduğu için bunu sağlayacak imkanları da söz konusu değil. Bu bakımdan evet. bugün bizim Hatim adını verdiğimiz bir duvar var Kabe'nin yan evet. tarafında. İşte o Hatim duvarı o bölgenin Hatim duvarıyla Kabe arasındaki bölgenin Kabe'den olduğunu göstermek içindir. Şu Kabe'nin tam alt tarafında böyle bir oval biçimde. Resmi büyütebiliyor muyuz biraz? Tam ekran yapabiliyor muyuz? Evet. Yani Kabe'nin bana göre tam sağ tarafında o yarım daire şeklindeki duvarın adı Hatim duvarıdır. Evet. Ve orası Kabe'ye dahildir. Yani Hazreti İbrahim zamanındaki Kabe'nin temelleri oradan başlıyor. Bu 605 yılında dikkatimizi çeken diğer önemli husus, biraz önce Hacer-ül Esved'den bahsetmiştik. Kabe'nin etrafını Hacer-ül Esved'den başlayıp tekrar Hacer-ül Esved'e gelmeye bir şavt denildiğini söylemiştik tavaf esnasında. Tavaf demiştiniz de bir hata olmuştu küçük evet. Tavaf tam yok iki. Tavaf işte şey bir şavt yediye tamamlandığı yediye zaman. Yediye evet. tamamlandığı zaman. Evet. Tavaf oluyor. Hacer-ül Esved taşı kutsallık atfediliyor. Mekke'de de kabile gelenekleri çok baskın. Ve her kabile bu şerefin kendisine ait olmasını istiyor. Hatta ihtilaf çıkıyor. Ve Hacer-ül Esved'in yerine konulması esnasında Kabe'nin inşasını durduruluyor. Ve aralarında tartıştıktan sonra şöyle bir görüş ortaya atılıyor. Bir tane girişlerden bahsetmiştik biraz önce. Kabe'ye çıkan geçitlerden bahsetmiştik. Ve bu geçitten ilk giren kimsenin fikrine başvurmaya karar veriyorlar. Ve bunun neticesinde oradan Hazreti Peygamber'in girmiş olması aslında Kureyşlileri çok memnun ediyor. Memnun etme sebebi de şudur. 35 yaşında olmuş olmasına rağmen Hazreti Peygamber'in o zamanki Kureyşliler arasındaki lakabı El Emin. Yani güvenilir kimse. Evet. Çünkü biz biliyoruz ki Mekkeliler
kıymetli emanetlerini bile Hazreti Muhammed'e, yani peygamber olmadan önce teslim edip o şekilde güvendikleri bir kimse. Aynı zamanda Mekke'de halk arasında tüccarlık çok yaygın olduğu için, ticaret çok yaygın olduğu için Hazreti Muhammed'in Hazreti Hatice ile evlenmeden önce ticaretteki davranışı ve ona karşı güvenilir bir kimse olması birçok kimsenin ticaret bakımından da Hazreti Muhammed'le ortaklık yapmasına sebep oluyor. Böyle bir güvenilir kimse ve böyle bir güvenilir kimsenin Hacerül Esved'in yerine konulmasına hakem olarak seçilmiş olması, denk gelmiş olması Mekke Kureyşlilerini çok memnun ediyor. Ve Hazreti Peygamber pratik bir çözüm buluyor. Bulmuş olduğu çözüm de şu: kendisi mübarek hırkayı şerifini, çünkü biz Türkler biliyorsunuz hırkayı şerife çok önem veririz. Hırkayı şerifini çıkarıyor ve Hacerül Esved'i onun ortasına koyuyor ve bütün kabile reislerini de çağırıyor ve onların hepsi toplu olarak Hacerül Esved taşını yukarıya kaldırıyorlar. Ve Hazreti Peygamber de Hacerül Esved'i yerine yerleştiriyor. Ve böylelikle ciddi bir ihtilaf, bir problem Hazreti Peygamber'in hakemliği sayesinde ortadan kaldırılmış oluyor.